Global Girişimcilik Haftası etkinliği kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi'ne hoş geldiniz. Canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan bilim insanlarımızın manevi huzurunda saygı duruşunda ve akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli konuklar, Sayın Başkanım, basınımızın değerli mensupları ve geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Global Girişimcilik Haftası etkinliği kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, KOSGEB Afyon Karahisar İl Müdürlüğü ve Üniversitemiz Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi'ne hoş geldiniz. Bu tarz etkinliklerin hayallerini gerçekleştirmekte çekinen gençlerimize yol göstereceği gösterici olduğunu düşünmekteyim. Küreselleşen dünya şartlarında ve ülke ekonomisine sağladığı istihdam katkısı nedeniyle girişimcilik kavramı günümüzün en popüler ekonomik kavramı haline dönüşmüştür. Burada girişimcilikten kastımız öncelikle bir şirket kurmak değil, daha büyük bir perspektifte yaratıcı, inovatif, üretken ve vizyoner düşünebilme yeteneğidir. Şöyle geçmişe bir baktığımızda ne yazık ki bizler başımıza icat çıkarma, eski köye yeni adet getirme telkinleriyle büyüdük. Ama bence sadece değişime açık ve değişebilen, katma değer ve fark yaratan girişimcilerin var olacağı bir global dünyayı yaşamaktayız. Sevgili gençler, bunun için de sizden ricam, lütfen icat çıkarın. Eski köye yeni adet getirin ve hayallerinizin peşinden koşun. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürdüğünüzde inanın çok mutlu olacaksınız. Bugün burada bulunan sivil toplum kuruluşları, üniversitemiz, girişimciler, yatırımcılar, özel sektör, medya ve devlet kurumlarının, kısacası girişimcilik ekosisteminin sizlerin yanınızda olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Bu vesileyle bugün bizlerle olan KOSGEB Başkanımız Sayın Hasan Basri Kurt Bey'e ve değerli iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca programın düzenlenmesinde emeği geçen girişimcilik ve kariyer topluluğumuz öğrencilerine, paydaşlarımıza, İşkur İl Müdürlüğü'ne, özellikle de KOSGEB İl Müdürü Ayşe Yeşim Hanım'a teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Programın öğrencilerimiz, üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Açılış konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Karakaş'ı sahneye teşriflerini arz ederim. Medya ve devlet kurumlarının dahil olduğu ekosistemde
faaliyet gösteren birçok paydaş kurumu bir araya getirme amacı da taşımaktadır. Bu tarz etkinlikler sayesinde katılımcılarda ve öğrencilerimizde farkındalığın artırılması sağlanmaktadır. Çünkü içinde yaşadığımız dünya rekabet dünyası, hatta vahşi bir rekabetin egemen olduğu bir dünya. Bu dünyada bir adım önde olabilmek için girişimcilik ruhunu önemsiyoruz. Bu sene KOSGEB Başkanımızı ve çok değerli iş adamlarımızı zirvede ağırlayacağız. İş fikri olup sermayesi olmayan gençlerimize bir yol haritası çizmesi anlamında zirvenin faydalı ve verimli geçmesini temenni ediyor. Etkinliğimizin gerçekleşmesine emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok kıymetli rektörüm, değerli KOSGEB Genel Müdürüm, ticaret borsamızın değerli başkanları, esnaf oda başkanlarımız burada. Ben de Kocatepe Üniversitesi Girişim ve Kariyer Topluluğu'nun hazırlamış olduğu bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimizi kutluyorum. Birçok konuda Afyonkarahisar Belediyesi olarak üniversitemizle işbirliği yapıyorduk. Ki bundan sonra da inşallah destek vermeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin yanındayız. Talepleri doğrultusunda haklı taleplerini bir yerine getirmeye gayret sarf edeceğiz. Ben öğrencilerimize başarılar diliyorum. Organizasyonun da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Girişimcilik ve kariyer söyleşisi için KOSGEB Başkanı Sayın Hasan Basri Kurt'u sahneye davet ediyorum. Yıllardır Türkiye'de girişimciliğin gelişmesi için KOSGEB birçok adım attı, birçok çaba gösterdi. Artık bunu gerçekten güçlü bir şekilde meyvelerin toplandığını görüyoruz. Gençlerin bu sahaya ilgisi, üniversitelerimizin bu sahaya ilgisi bizi gerçekten çok çok mutlu ediyor. Tabii ben genel olarak bu tip programlarda bir teknik sunumdan ziyade kendimize birkaç soru sorduracak, gençlerimize belki kalıcı birkaç şey bırakmak, bir bakış açısı bırakmak adına bir sunum gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ben bu girişimciliğin güçlü bir şekilde nasıl bizim Türkiye'nin, Türk insanının damarlarında olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da girişimciliğin sadece iş bulmakla ilgili değil, hayatın aslına bakarsanız bütün alanlarıyla ilgili. Çünkü bazen bu tip alanlarda sanki en fazla yatırımı alan, en fazla büyüyen, en fazla ciro yapanlar belki girişimciliğin şampiyonları olarak gözükebilir. Ama hayatın tümünde ve birçok farklı alanda ki bu kavramlar henüz tam oturmamış olabilir, sosyal girişimcilik alanı veya işte kendi kariyer içerisindeki girişimcilik de aslına bakarsanız üniversite yıllarında, lise yıllarında bu duyguları yaşamak, birlikte iş yapabilme kabiliyetini kazanmakla birlikte geliyor. Bu anlamda buradaki arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu Türkiye'nin, biraz önce söylediğim gibi ben aslında birkaç soru sordurmak istiyorum. Bu Türkiye'nin nüfus haritası arkadaşlar. Türkiye'nin hangi yaş grubunda ne kadar nüfus olduğunu gösteriyor. 2007 ve 2021, yani çok uzak bir takvimi almadık aslında bakarsanız. 15 yıllık bir periyotta gösteriyoruz Türkiye'nin nüfus haritasını. Dikkat ediyorsanız, alt yaş grupları yavaş yavaş Türkiye'de azalmaya başladı. Yani orta yaşa doğru ilerleyen bir nüfusumuz var. Ama buna rağmen, şimdi buraya baktığınızda da çok genç bir nüfusumuz var. Burada teker teker bakmanızı istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nüfus dağılımında %19-0-14 yaş arası. Bu Almanya'da daha düşük, Japonya'da daha düşük. Niye bu yaş grubu
64 yaş grubu uluslararası istatistikler açısından baktığınızda toplumun yükünü çeken, toplumu taşıyan hem inovasyonuyla, hem iş gücüyle, hem yönetimsel kadrolarıyla, idari kadrolarıyla toplum nüfusunu taşıyan bir grup. Burada öğleden sonra mesela toplantılar olacak, onları mutlaka dinleyin çünkü o tecrübe çok önemli. Burada şu kişileri dinlemiştik ve bu sayede bu işlerimize cesaret bulduk, ilerledik. Onlar bize illa bir maaşlı işe girip çalışmanız gerekmiyor, kendi işinizi de kurabilirsiniz. Türkiye'de bununla ilgili COSGAP'in imkanları var, ajansların, TÜBİTAK'ın veya farklı yerlerde imkanlar var demişlerdi diyen birçok insana inşallah rastlayacağız. Bu süreç güçlü bir şekilde devam edecek. Ben sabrınız için, bilginiz için çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı veren rektörümüze, çok üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Türkiye'nin geleceği aydınlık, sizlerle beraber, inovasyonla, girişimcilikle beraber Türkiye'nin geleceği aydınlık olacak diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kariyer ve girişim zirvesindeyiz ve yanımızda Ahmet Karakaya var, İşkur'dan. Efendim, bu zirvedeki amacınız nedir? Biraz bize bundan bahsedebilir misiniz? Girişimcilik ve kariyer zirvesinde bugün buraya gelmiş bulunmaktayız. Standımızı açtık. İş kulübü liderimiz burada şu anda. Arkadaşlarla beraberiz. Buradaki öğrencilere kurumumuzdaki iş kulübü faaliyetlerini tanıtmak istiyoruz. Amacımız iş kulübü faaliyetlerinde neler yapılıyor? Onu anlatabilmek. Öncelikle iş kulübü ne yapıyor? Uzun süre iş bulamayan kadınlar, gençler, dezavantajlı gruplara eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerimizde kişisel gelişimleri, CV hazırlama, beden dili, mülakat tekniklerini anlatıyoruz. Bunlarla ilgili önemli dönüşleri aldık. Bu yılda yaklaşık olarak üniversite öğrencileri, gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar olmak üzere 650 kişiyi bu programdan geçirdik. Efendim, bugün kariyer ve girişimcilik zirvesindesiniz. Sizin burada ARGE yazılım olarak bulunma amacınız nedir? Biraz bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki biz burada Ahmet Hocam'la birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyiz ve şöyle bir açık gördük. 56-51 konulu sayılı kanun kapsamında güvenlik loglarının tüm firmaların aslında tutması gerekiyor. İnternet kafeden tutun, otellerden tutun birçok yerde. Fakat bunlar çok fazla dikkat edilen bir husus değil. Bu konuda ne yapabiliriz diye otururken yapay zeka destekli hem güvenlik duvarı hem de bu log hizmetlerini gerçekleştirebilecek, kanuna uygun şekilde yapabilecek bir yazılım geliştirmek istedik. Bu noktada COSGAP'e başvurduk. Hakem süreçlerimiz olumlu bir şekilde geçti. Yaklaşık bir senedir yazılımımız üzerine çalışıyoruz. Amacımız bu konudaki eksikleri gidermek üzere yazılım geliştirmek. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarılar dileriz size. Ben Muhammed Fatih Can. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünde doçent olarak görevimi yapmaktayım. 2017 senesinden beri üniversitemizde başlangıç seviyesinde akademik olarak biz lityum karbonat eddesi üzerine odaklandık. O dönem zarfı içerisinde öğrencilerimizle birlikte jeotermal sulardan lityum karbonat eddesi üzerine çalışmamızı başlattık. Bu 2017-2019 senesi arasında özellikle laboratuvar çapında gerçekleştirdiğimiz denemelerde odaklandığımız nokta suyun içerisinden seçimli lityum yakalayabilecek tutucuları imal etmekti. Bunların hepsini ortaya koymak bizim birinci mühendislik hedefimizi bunu gerçekleştirdik. Gerçekten başarınızla, emeğinize sağlık. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İfade etmek isterdim. Ama en büyük çıktılarından bir tanesi bunu. Ve şu anda yatırımcı alma aşamasındayız. Yatırımcılarla görüşmemiz gerekiyor. Evet. O aşamadayız. Bu zirvedeki amacımız yatırımcılarla buluşmak. Bir şekilde kendimizi duyurabilmek ve yatırımcılar için biz hazırız. Bununla ilgili de gerekli ön hazırlıklarımızı yaptık. Ve bunlarla ilgili teşvikleri nasıl? Bekliyoruz. Evet, kesinlikle bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben o halde size başarılar diliyoruz hocam. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok...